Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Gökçeada'dan, Umut Emlak'tan Sayın Hekim Karşin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Getirmiş olduğunuz kıymetli hediye için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, efendim, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle tabii ki Sayın Hekim Karşin kimdir? Sizin dilinizden sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. Efendim ben 1964 Van Çatak Aşağı Narca Köyü doğumluyum. 1969 yılında babamın Gökçeada'ya görev işi gereği gelmesiyle beraber ben 73'lü yıllarda Yatlı Bölge Okulu'nda okumamla beraber nakil geldim Çanakkale'ye. Çanakkale'de eğitim hayatı, daha sonraki süreçte askerlik, memuriyet hayatının başlangıcı. 91 yılı itibariyle il dışına tayinle beraber sivil toplum örgütleri içerisinde çeşitli kademelerde alt düzey ve üst düzeyde yönetici konumunda bulundum. 2012 yılında emekli olduk. Ne yapacağız dedik. Emekli olduk. Ne yapacağız? 27 yıllık hizmetle beraber bir emlak ofisi açmaya karar verdik. Oğlum taş sektöründe önemli pozisyonda, gerçekten mesleğini en alasıyla icra edebilen bir taş ustası. 83 doğumlu. O itibarla biz emlakla beraber kendi inşaat firmamızı kurmayı hedefledik. Evet. İnşaat firmasını kurduk. Yolumuza devam etmeye başladık. Evet. Umut Emlak olarak. Umut Emlak olarak inşaat sektöründe evet, yerimizi aldık diyorsunuz. Bunun yanı sıra hizmet sektöründe de yine aktif bir şekilde bulunmaktasınız. Evet efendim. Gökçeada'da bir de kafemiz var değil kafemiz mi? Kafemiz var efendim. Tepeköy meydanında, köyde yani. Tepeköy köy içinde yani. Evet. Sizi tanıdıktan sonra öyleyse yavaş yavaş artık içinde bulunmuş olduğunuz sektörlerde ne tür hizmetler verdiğinizi öğrenmek üzere bir soru cevap yolculuğuna çıkalım, ne dersiniz? Evet efendim, tabii ki. Evet, gayrimenkul ve inşaat sektöründe ne tür hizmetler vermektesiniz? Bunları öğrenmek istiyoruz sizden. Şimdi gayrimenkul sektöründe efendim biz taş sektörü olarak işimizi, faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Gökçeada'da yoğunlukta olan bağ evlerini, yani Rumlardan kalma, Rum kardeşlerimizden kalma, evet, taş bağ evleri yıkılmış, harabe olmuş. Biz bunları dışarıdan gelen arz ve taleplere göre evet, satışlarını sunuyoruz. Satıştan sonraki süreçte tadilat, restorasyon işlerini yürütmek üzere tekrar yeniden ikinci bir anlaşma yapıyoruz. Anlaşmayla beraber bunların işlevlerini tamamlıyoruz. Şimdi bağ evleri ağırlıkta bulunduğu noktalar sit kurulu kapsamındaki bölgelerdedir. Yani belediye imarının dışında. Evet. Biz başlangıç olarak belediyeye başvurduğumuzda bizi sit kuruluna gönderir. Sit kurulunda belli bir aşamadan sonra izinler verilir. Buranın restorasyonuna başlıyoruz. Buranın restorasyonuna başlarken bina tamamen yıkılmışsa işte temelden yapıyoruz. Çatısı çökmüşse binanın hasar gördüğü duvarları açarak o onarımları gerçekleştiriyoruz. İç, ara döşemeleri haliyle ahşaptır. Ara döşemeleri yeniliyoruz. Çatı aşamasındaki kısmı tamamen yeniliyoruz. Oturulabilecek işleve getiriyoruz. Mükemmel, yani bağ evi dediğimiz, diğer tabirle dam dediğimiz yeri bir modern ev haline dönüştürüyoruz. Evet, fakat eski görüntüsünü, formunu bozmaksızın koruyarak yine, zaten sit evet, denetimine geçiyor efendim. Yani evet, farklı bir şey veya yarım metre fazla yapayım diye bir şansımız yok. Biz ada dokusunu, ada doğasını bozulmamasına önem veriyoruz. Evet. Bu da tabii ki ayrı bir ustalık ve maharet evet, gerektiriyor evet efendim, değil mi? Evet, aynı tabii şekilde eskiyi yaşatacak, eski dokuyu tamamen ortaya çıkartacak bir şekilde restore etmek ciddi bir maharet gerektiriyor. Tabii ki. Yine köy bölgelerinde Umut Emlak'ın yapmış olduğu taş binalar var. Buna ilişkin görsellerimizi de tabii ki getirdik. Evet.
Hem bizim hem normal köy evlerini vesairesini çok muhteşem bir şey hazırladık. Biz köy evlerinde yine şu aşamadan yola çıkıyoruz. Çatısı ayakta kalmış ise belediyeye başvuruyoruz. Evet. Yerel yönetim bizi KUDEP'e gönderiyor. Evet. Yani sitle belediyenin arasındaki bir birimdir. Kısa sürede izini alınarak başlıyoruz. Çatısı çökmüş ise şayet onun projelendirmek suretiyle site götürüyoruz. Evet. İnşaat izni alabilmemiz için. Yine buna benzer köy gelişim sahası içerisinde olan bağ evleri var. Bir önceki anlatımımda. Evet. Bunların da izinlerini köy gelişim sahası içerisinde olduğu için bunların da izinlerini direkt belediyeden alıyoruz. Şimdi biz Gökçeada'da taş binaları yaparken Gökçeada'nın kendine özgü olan mimariye çok dikkat ediyoruz. Çünkü bu ne Mardin'deki mimariye benziyor, ne Bitlis'teki mimariye benziyor. Bu başlı başına farklı bir mimari. Yani evet, burada çıkan taşı makinayla kesme suretiyle evet, kullanamıyoruz. Elle, tamamen elle. Her taş çekişle, dövülerek, şekillenerek duvara konulur. Yani makine olayı yok. Tabaka şeklinde gelir. Balyozla belirli nerelere vurmanız gerekiyorsa o tabakayı bölersiniz. Ondan sonra o kullanacağınız taşın limitine göre dört tarafını da çalışma yaparak şekil verirsiniz. Şekil verdikten sonra duvarı her taş öyle konur. Öyle tuğla gibi yani kolay bir iş değil yani. Çok zahmetli bir iş. Çok, çok zahmetli, zahmetli bir iş yani. O itibarla yani bu taş da yani adanın özgü taşıdır. Dışarıdan gelen bir taş değil efendim. Burada ki tabii biz de kendimize göre bir araştırma yapıyoruz. Yani bu taş işte üniversiteler araştırmaları yapmış vesaireler. Üçüncü jeoloji zamanında işte oluşan volkanik patlamalar yani meydana gelen volkanik patlamalardan sonra adada oluşan bir taş yapıdır. Bir taştır yani. Evet. İşte evet, biz bunu kullanıyoruz ki yüzyıllar önce de Rum vatandaşlarımız, Rum kardeşlerimiz bu taşları kullanmışlar. Biz burada bir binayı yaparken eğer kısmi tadilat gerekiyorsa duvarda, o duvarda bulunan taşın şekli, şemali neyse efendim, biz o taşın desenini yaratarak onu oraya uyguluyoruz. Bir bütün olsun diye, sırıtmasın diye. Evet. Zaten sırıttıktan sonra bir anlam ifade etmez. Evet, kesinlikle yani. Haklısınız. Gerçekten son derece ince ve uğraş isteyen bir inşaat işinin içerisindesiniz. Evet, bildiğimiz inşaat işiyle yakından uzaktan çok da alakası yok. Yok efendim. Bu biraz daha mimariyi ön planda tutacak, evet, detaylara çok özen gösterecek bir iş halini almış ve devam ettirmektesiniz. Peki Gökçeada'nın dışında bu tür bir ev isteyen olduğu takdirde böyle bir talebi değerlendirebilme imkanınız var mı? Efendim biz ekip çalışması yani profesyonel olarak çalışıyoruz. Yani evet, klasik bir çalışmamız yok. Yok. Değerlendirmeyi alırız efendim. Yapılabilir, yapılabilir diyorsunuz. Yani. Türkiye'nin her yerinde düşüncemize uygun veya yani biz daha çok böyle bizim ruhumuza hitap edecek bir taşı işlemek istiyoruz. Evet. Daha hoş oluyor yani sade, tek renk. Evet. Yani içine işte atıyorum sarı taşın içine granit karıştırırsanız dozunu kaçırıyor yani. Görselliği evet, de bozuyor yani. Evet. Tabii ki değerlendirebiliriz yani neden olmasın. Evet, değerlendirebiliriz diyorsunuz. Yani. Biraz da taş evlerin özelliklerinden bahsedelim mi? Tabii ki. Bir taş ev ne için çok uygundur? İşte ısı bakımından mı? Tabii ki, onlara da geçelim efendim. Şimdi taş evler, klasik bir Rum mimarisi vardır taş evlerin içerisinde. Evet. Şimdi genelde evler iki katlıdır. Alttan giriş vardır. Kot farkından dolayı üstten giriş vardır veya açıktır ama her iki taraftan dışarıdan bir taş merdiven yapıştır, ikinci kata giriş. Alttan düz giriş vardır. İçeriden ahşap merdiven üst kata çıkmaktadır. Yani bu tarz nitelikte olan evlerdir. Ara katları tamamen ahşaptır.
ısı olayı, yani bir yani ağırlıkta eskiden şömine yaptıkları için bütün evlerde şömine var. Olmayanlara da yani yeni yaptıklarımızı da şömine yerleştiriyoruz. Şimdi içeride siz şömine yaktığınız zaman evin her tarafındaki ısı ölçüsü aynıdır. Evet. Hiç değişmiyor. Bu da ayrı bir özellik. Tabii yazın taş binalar kısmi klima niteliğinde serin olur. Evet. Kışın da sıcak olur. Sıcak olur. Evet. Böyle de bir özelliği var diyorsunuz. Evet, biraz da kafemizden bahsedelim mi? Şimdi biz tabii bu Umut Emlak Gayrimenkul olarak çalışmalarımızı sürdürdüğümüzde Tepeköy'de işte bulunuyoruz. Dışarıdan gelen kardeşlerimiz, yani turizm amaçlı, gezme amaçlı gelen kardeşlerimiz, ya işte kahvaltı yapacağımız bir yer yok mu gibi hep sık sorular beni buraya doğru arz talebe göre itekledi yani. Evet. Biz de mevcut olan binayı satın aldık. Umut Emlak Gayrimenkul'ün kendi malıdır. 3 katlıdır, 6 bodrumdur. Depo olarak kullanıyoruz. Giriş katı kafedir. Çok şirin, taşını sıvasını söktük. İçine beyaz derz uyguladık. Bir müze atmosferini yarattık içerisinde. Yani her gelen bayılıyor yani kafeye. Gözde bir mekan oldu. Yani evet, çok büyük değil ama şirin yani bir kafe. Evet. Adaya özgü kahvaltı sunumumuz var. Evet. Bununla beraber bizim kafenin üst katını işte şu anda tadilat aşamasında. Önümüzdeki sezona burayı da butik otel veya suit apart diyelim. Bu tarzda bir planlama içerisindeyiz. Hazırlıyoruz. Evet. Sezona yetiştireceğiz. Bununla beraber merkezde kendi pansiyonlarımız var. Evet. Yani bir tanesi işte gene yapım aşamasında bitmek üzere. İş donanımı kaldı. Tabii bunlar hep ekonomik döngüyle oluyor. İşte kesinlikle. Arazi alıyorsunuz, oraya para, buraya para bağlıyorsunuz. Elinizde nakit kalmıyor. Buna benzer sıkıntılar oluyor zaman zaman ama yetiştirmeye çalışacağız inşallah. İnşallah diyoruz. Yani önümüzdeki sezon Gökçeada'da çok farklı bir konseptle, çok farklı bir hizmet anlayışıyla ziyaretinize gelebiliriz. Bekleriz tabii ki efendim, her zaman için. Evet, tüm izleyicilerimiz de zaten bu daveti bekliyorlardı. Kesinlikle efendim. Evet, mutlak surette geleceğiz diyoruz. Peki hem inşaat sektöründesiniz hem de hizmet sektöründesiniz. Az önce çok da az olsa, kısıtlı da olsa sıkıntılardan bahsettiniz. Belli bir döngü gerekiyor dediniz. Ülkemizin şu anda içinde bulunmuş olduğu geçici bu süreç sizi de etkiledi mi? Bu süreç herkesi etkiledi. Sadece Gökçeada'yı değil. Evet. Bu süreç Türkiye'nin her noktasını etkiledi. Doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyine kadar. Etkilenmeyen hiçbir esnaf, hiçbir vatandaş yok. Birey yani bugün asgari ücretli de etkilendi. Alım gücü yani aldığı rakamla bugün bir önceki süreçteki piyasa koşullarıyla aldığı parayla aynı işlevi göremiyor yani. Evet. Aynı noktalarda geçirme şansına sahip değil. Evet. Yani herkesi etkiledi tabii ki. Turizmi yani müthiş bir şekilde etkiledi. Etkiledi. Yani umarım ki en kısa sürede bu sıkıntılar aşılır. Yani kaldığımız yerde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ülkemiz çok güçlü. Kaldığımız yerden çok daha koşar adımlarla devam edeceğiz mutlak surette inşallah. Biz inşallah. Biz tabii ki şimdi Gökçeada dış turizm yatırımına kapalı bir yer. Evet. Malum Gökçeada işte stratejik bir bölge, askeri konumu olan bir bölgedir. Ülkenin koşulları gereği böyle gerekiyor ama biz isteriz ki Gökçeada'nın böyle kültürüne, dokusuna daha uygun dışarıdan da insanların gelmesi. Yani gayrimüslim kardeşlerimizin de gelmesini istiyoruz. Bir Alman gelsin, bir İngiliz gelsin, bir Fransız gelsin, bir Amerikalısı, Hollandalısı gelsin. Yani biz mi hep gidip oralardan alacağız? Onlar da gelsinler, buralarda alsınlar. Bir çok karışık kültür oluşsun. Çok birlikte güzel bir yaşam olsun kardeşçe.
Evet, kesinlikle haklısınız. Biz turizm yapılanması olarak Gökçeada'da hazırız, buna bekliyoruz diyorsunuz. Evet, profesyonel olarak ekibimizde buna hazırız. Buyursunlar, gelsinler. Üzerimize düşen neyse biz her hususta yardımcı oluruz. Satış konusunda olsun, yapım konusunda olsun, ekonomik sıkıntılara biz de destek olarak bir takvim belirleyerek onlarla beraber yol alabiliriz yani. Her şey nakit olacak diye bir şey yok. Bu da bir ayrıcalık. Tabii ki. Evet, bu da bir ayrıcalık. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben Tekrar teşekkür hoş ederim. geldiniz. Sağ olun Sefalar efendim. getirdiniz Teşekkür ederim programımıza. efendim. Sağ Size sağ olun efendim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Gökçeada'dan, Umut Emlak'tan Sayın Hekim Karşin'i ağırladık. Hoşçakalın.